Allah'ım bana çok mal verip azdırma. Az verip başkasına el açtırma. Yeteri kadar ver. Bu oyalayan çok maldan daha hayırlıdır. Allah'ım artık kocadım. Gücüm tükendi. Halkım her yere saçıldı. Allah'ım her şeyi unutup kaybetmeden al ruhumu. Ey Müslümanlar, size vasiyetim şudur. Allah'ın yolundan ayrılmayın. Onun buyruklarını yerine getirin. Onun yasakladıklarından kaçının. Bizim görevimiz sizleri onun emrettiği şekilde idare etmektir. İyi bir yönetici böyle yapmalıdır. Bildiğini anlatmalı, adalet ve merhametle davranmalı, herkese örnek olmalıdır. Siz de inandık deyip geçmeyin. İnanmış gibi yaşayın. Siz ona bir adım atarsanız, o size koşarak gelir. Cihat amellerin tacıdır. Ve gerçek mücahit fenalıklardan uzak durandır. Her cihad ettim diyene aldanmayın. Allah yolunda cihad etmek, günahlardan sakınmakla mümkündür. İdarecileriniz adil ve aynı zamanda kamil olmalıdır. Yüce Allah milletin derdiyle dertlenmeyen idarecileri sevmez. Sizi temin ederim ki valilerinizi size eziyet etsinler diye göndermedim. Mallarınıza göz diksinler diye göndermedim. Onları sizlere dininizi ve peygamberin sünnetini öğretsinler diye gönderdim. Eğer hayırda yarışmıyorlarsa bana bunu bildirin. Haksızlığa uğrayan varsa hakkını birlikte arayalım. Bunu yapmazsak biz de haksızlığa ortak sayılırız. Bir toplumu ıslah etmek için en kolay yol idaresini ve idarecisini değiştirmektir. Bir valiyi değiştirmek halkı değiştirmekten daha kolaydır. Müslümanların idaresiyle görevlendirilen kişi Allah korkusuyla davranmalıdır. Sakın ola ki insanları küçümsemeyin. Haklarını yemeyin ki yollarını şaşırmasınlar. Ve onları asla hor görmeyin ki onlar da başkalarını hor görmesin. Ey Müslümanlar! Haccınızı bitirdiğiniz zaman Mekke dışından gelenleriniz, vali ve memurlarınızla bana gelin. Sorunlarınızı konuşalım. Bir derdiniz varsa bana anlatın ki haklıyla haksızı ayırmaya çalışalım. Burada soluklanabilir miyiz müminlerin emiri? Seni ağlatan ne müminlerin emiri? Allah'ın nimetinden dolayı şükrederim. Fitne çıkmasından korkarım. La ilahe illallahü'l-aliyyü'l-azim.
O istediği şeyi istediğine verir. Ben bu vadide uzun yıllar Hattab'ın develerini güttüm. Haşin bir adamdı. Beni çalışırken yorardı. İşimde bir ayıp görse döverdi. Ve şimdi Allah'la aramızda hiç kimse yok. Bize bir su verir misin ey genç çocuk? Siz kimsiniz? Huzalardanız. Ya vermezsem? Aklımıza danıştık ve cömert bir insandan ihtiyacımızı istedik. Cömert insan zorla vermediğini gönüllü olarak verir. Develerimizi çektiğimiz zaman develerinizi suya salabilirsiniz. Bu cömert genç kimdir? Ömer. Ömer bin Hattab. Kureyş'in hangi bölgesindensin? Demek Kureyşli olduğumu biliyorsunuz. Kureyşlinin çehresi saklanabilir mi? Adi ailesinden. Ne şerefli bir soy. Ömer. İşte odunların teyze. İçeri alayım mı? Şimdilik yerinde kalsın. Gel sana yemek vereyim. Bunları öteki teyzelerime ulaştırmadan önce yemek yemem. Bir de Hattab'ın develerine gecikmeden gitmem gerekiyor. İstersen onunla konuşalım. Yaptığın işi biraz kolaylaştırsın. Ben yükün hafiflemesini istemiyorum. Sırtımın güçlenmesini istiyorum. İş sırtındaysa zaten güçlü. Allah gücüne güç katsın ey Hatmen'in oğlu. Bir dakika ey İbni Hattab. Bu senindir, al. Yesrib hurması ve Taif üzümü.
vakitte neden geldin? Ya develer? Teyzelerime odun topladım. Ya develer? Develerin iyi. Ama önce develerin çobanını sormayacak mısın? Oğlunu. Develerim iyiyse oğlum da iyidir. Öyleyse rahatla. Onlar iyi. Tacdan Vadisi'ndeler. Onları terk etmedim. Neden onlara gitmekte gecikiyorsun? Korkarım birileri onlara biner. Üstlerinde Hattab'ın nişanı varken kim buna cüret edebilir? Hattab Abdüşems büyü Udbe bin Rebiya değil ki. Ne de Mahzum büyü Elvelid bin Muayra'dır. Ne de o. Hepimiz Arapların en şerefli kavmi Kureyş'ten değil miyiz? Hı hı. Öteki Araplarla karşı karşıya olduğumuz da öyledir. Ama herkes evine döndüğü zaman eşit değiliz. Bunlar Haşim oğulları. Bunlar da Abdüşems oğulları. Şunlar da Mahzum oğulları. Şunlar da Cumahlar. İnsanlar mal ve ticaret sayesinde ayrışırlar. Eğer babanın develerini ihmal edersen ve birileri gidip onlara binerse... Ama sen mal ve ticaretten söz etmiştin. Ticaretle uğraşmayacak mıyım? Ticaretle mi? Ticaret için para gerekir. Paran nerede? Babamda. Hattab'da. Annen sana ağlasın. Hattab ölene kadar parası onundur. Ve bunun yakında olacağını da hiç sanmıyorum. Yoksa babanın altın ve gümüş hazinesi üstünde yaptığını mı sanıyorsun? Sen bana bir oğul gibi değil, bir çırak gibi hitap ediyorsun. Burada benimle konuşmaya dalmışken develerimden bazılarını kaybedersem artık oğlum değilsin. Yiyecek bir şey almayacak mıyım? Gece için yemek almam lazım değil mi? Öylesine mi? Baban değilim. Burada oyalanırsan develere ne zaman gideceksin? Biliyorsun Mekke o kadar uzak bir yer. Bütün günümü o mesafeyi Mekke'ye kadar kat ettiğimi düşünmedin mi? Eğer bana acımıyorsan bari eşeğine acı. Yürüyecek hali yok. Ama niçin buraya geldin ki? Mahzum oğullu teyzelerine odun toplamanı ben mi emrettim? Teyzelerime iyilik yapmayayım mı? İyiliği önce babana yap. Teyzelerime iyilik ettiysem babama nankörlük etmedim. Hadi öyleyse acele et. Hadi. Bu işi bana bırak baba. Bırak Ömer bu gece Mekke'de dinlensin. Ömer yarın gelene kadar ben de gidip develere bakarım. Develere sen mi bakacaksın? Bu bir övgü mü yoksa küçümsemek mi? Ne o ne de bu. Kardeşinin yapabildiğini sen yapamazsın. O da senin yaptığını yapamaz. Sözünde durana kötüsün denilmez. Kalbini vefalıya veren tereddüt etmez. Ölümden korkan ölümü bulur. Bir merdivenle göklere çıksa bile... Elimden bir iyilik gelip de iyiliğini kavminden esirgerse, iyiliği kendine kalsın denir ve ona kötü olarak bakılır. Bu vakitte neden geldin? Hayırdır inşallah? Sana yiyecek getirdim. Yolun bütün zorluklarını katlanıp yemek mi getirdin? Teyzelerimin verdiği hurmalar var. Doğrusunu istersen bizimkilerin meclislerinden usandım. Ya babalarından ya da ticaretlerinden bahsediyorlar. Buradaki konumun oradakinden iyidir. Bir tek Hattab seni işiyle yormasa... Bir şikayetim yok. İyilik akla duruluk verir. Gözlere nur kadar. Yüreği şenlendirir. İnsanın ufkunu genişletir. Develere gelince... Onlara benim gibi iyi davranmanın... iyi bir beceri ve siyasetten geçtiğini anlarsın. Ve çok geçmeden onları tek tek tanırsın. Çünkü her birinin başka bir huyu... Başka gereksinimleri... Başka bir kişiliği ve gücü vardır. Hepsi beraber aynı sürüdedirler ama birbirlerine benzemezler de. Bunu anlarsan hepsini bir sürü olarak güdebilirsin. Her birine ayrı olarak bakabilirsin. Ve onlara aynı şefkatle davranabilirsin. Eğer bu develer için doğruysa, insanlar için daha da doğrudur. Yoldan çıkan sonunu bulur. Kargaşa işleri bozar. Sürüden uzaklaşan koyun suçlu görülür. Ayrılığı göze alırlarsa artık her birinin bir işi, bir yolu, bir aklı ve bir kaderi olur. Kimsenin zenginliği başkasının olamaz. Böyle olmasaydı kimse kimseye muhtaç olmazdı. Kimse kimseden kendinde olmayanı istemezdi.
Böylece toplanmaları onları tek tek korunmuştur. Ve onları birbirinden ayıran sıfatlar onları toplanmaya itmiştir. Ömer, vallahi küçük yaşına rağmen akıl ve görüş sahibisin. Ama ihtiyarlar senin gibileri etkisiz bırakırlar. Bu da ne? Ticaret yapmak istediğini söylememiş miydin? Kureyş kervanlarıyla Şam'a git ve istediğini yap. Sonra geri dön ve bana bahçelerini ve saraylarını anlat. Ve de güzel kızlarını. Dostumuz Ömer. Hoş geldin Gassanilerin Bey. Gassanilerin efendisi duymasın, yoksa Rum kralını bana düşman eder. Ki onun gücüne sahip değilim. Ben sadece bir tüccarım. Nasılsın ey Ömer? İyiyim. Ya sen? Allah'a nimetinden dolayı şükrederiz. Arkanda bıraktığın Mekke nasıldı? İyi. Bu gördüğün Rumlar dostlarımdır ve ticarette ortaklarımdırlar. Seni onlara anlattım. Onu önceden sınadım dedim. Cömerttir, gönlü açıktır, fiyatlarını bizim için asla yükseltmez dedim. İşte ve her zaman yaptığın gibi pazarlığa hemen başladın, henüz malımızı görmeden. İnsanı met ederek, utandırarak istediğine ulaşıyorsun. Ömer'in bu sözlere kanacağını mı sandın? Bana pahalı satmazsan ben de sana pahalı satmam. Çünkü ben senden mal almak için mal satıyorum. Bana yaptığın iltifatların değeri bendedir. Ben de bu değere göre iltifat ederim. Yoksa bu Rumlar için mi kardeşinin hakkına pazarlık yapıyorsun? Sen ve ben aynı kanı ve aynı dili paylaşıyoruz. İyilik benim hakkım. Seninle kan ve dili paylaşıyorsam onlarla dinimi ve yurdumu paylaşıyorum. Dinime inanıp iki yönden kardeşim olursan o başka. Kim bilir, belki de seni Rum kralına götürürüm, seni himayesine alır. Bu böyle olursa belki de bizim aramızda yaşamayı tercih edersin. Siz ve Arap ellerinde yaşadığınız kötü hayat nerede? Şam'ın bollukları ve cenneti yavaş nerede? Yavaş ol, sen garipleşmişsin. Oysa ben ticaret için geldim. İstersen mallarımdan satın al, istemezsen... Alırız tabii. Bizim için ne gibi mallar? Bildiğin mallardan her şey var. Güzel kokular, bahur, tutkal, sakız ve hurma. Peki fil dişi yok mu? Bende yok. Ama arkadaşlarım da var. İstersen getireyim. Peki abanos? Yine aynı. Sana istediklerimi söylersem benim için kendi mallarından ve arkadaşlarınkinden toplar mısın? Böylece o mallardan benden başka kimse de olmayacak. Bunun karşılığında sana bir miktar para vereceğim. Neden bozuldun? Sana yararım olmasını istiyorum. Bana ne kötü bir fayda seçmişsin.
Arkadaşlarıma ihanet ederek onların sırtından para kazanmamı teklif ediyorsun. Ben de sana yardım edeceğim ki kendi yurttaşlarına zulmedesin diye. Malı tek elini alırsan istediğin fiyatı alacaksın. Ben nerede olursa olsun haktan yanayım. Eğer arkadaşlarımdan bazıları sizi buna teşvik ediyorsa ben kabul etmem. Zulmün neticeleri çok kötüdür. Zulmü başkalarına istemeyen kendine de istemez. Bunu sana dinin mi buyuruyor ey Ömer? Etrafında döndüğünüz o putları kastediyorum. Eğer bir din bunu buyurmuyorsa ahlaki değerler buyuruyor. Mertlik ve kadirşinaslık benim için bir dindir. Ama senin dininle ilişkin nasıl? Yoksa senin gerçek dinin dirhem ve dinar mıdır? Diyelim ki dinin seni korkutmuyor. Peki bir Arap olarak mertliğin nerede? Yoksa Rumlarla olan uzun ilişkiniz ahlakınızı mı bozdu? Zannetmiştim ki Arap Yarımadası ve çöllerindeki Araplar Şam'da Rumlarla beraber yaşamımızdan dolayı bize gıpta ediyorlar. Dünyanın en büyük krallığı. Biz burada Arapların krallarıyız. Kendi kavminize krallık yapıyorsunuz. Rumlar da size krallık yapıyor. Halbuki siz Rumlara tebaasınız. Sizleri kendilerine hizmet ettiriyorlar. Savaşlarında kullanıyorlar. Sizleri ortak olarak görmüyorlar. Öyleyse sizi nasıl kıskanabiliriz? Burada işimizi bitirdikten sonra seni Şam mahallelerini gezdirip Rum meyhanesine götüreyim ki neden bizi kıskanmanız gerektiğini anlayasın. Cehenneme git, bize zararı dokunmasın. Allah dilini koparsın. Neden ona aynı şekilde cevap vermedin? Ne? O bir Rum askeridir. Ha, doğru. Sizi neden kıskanmamız gerektiğini şimdi öğrendim. Dirhem mi? Çok pahalı satıyorsun. Lat adına yemin ederim ki yarım dirhemden fazla kazanmıyorum. Bıraktık. Ne i̇ster kötü bir satıcıymışsın. Safvan Bey'im. Bu güzel kadını niye caydırdın? Bir iki dirhem için. Bey'im, bu senin ve babanın malıdır. Ben sadece bir hizmetçi olarak sizin için satıyorum.
İstediğim babanızın bana emrettiği fiyattır. Hadi öyleyse bu güzel kadına istediğini kabul ettiği fiyatla sat. Emredersiniz beyim. Güzel kadınlar çoğalırsa sen de baban da yoksulluğa düşeceksiniz. Güzel kadınlar çoğalırsa bir tek kadına cömert davranmamıza gerek kalmaz. Altın az oluşu sayesinde pahalıdır. Kötü madenin ucuzluğuysa bolluğundan. Ey insanlar! Ey Kureyş efendileri! Ne zamandan beri halkınızın hakkı yenmektedir? Ey Kureyzalı kardeşim, ne var? Amiroğulları bey, ben bölgenizdeyken bu adamın hakkımı yemesine razı olabilir misiniz? Lat ve Uzza adına yemin ederim ki yapmadım. Musa'nın Allah adına yemin ederim hakkımı yedi. Geçen yıl da benden hurma ve arpa aldığında hiç parası yoktu. Bana ertesi yıl ödeyeceğini söyledi. Gelecek mevsim buluştuğumuz zaman da ben sana öderim dedi. Malın fiyatıyla gecikmenin bedelini öderim. Bugünse gelip hakkımı inkar ediyor. Ama ben hurma ve arpayı alıp yurduma döndüğümde o da Yesrib'e döndü. Aldığım mala baktım ve gördüm ki beni kandırmış. Malın iyisini üste koymuş. Geri kalanı ise tamamen berbat. Onu ancak hayvanlar yiyebilir. O maldan çok büyük bir zarar gördüm. Musa'nın Allah'ı adına yemin ederim ki ona sattığım zaman malların bir özrü yoktu. Eğer söyledikleri doğruysa mal onun elindeyken bozulmuş olacak. Bunda benim suçum yok, kendisinin hatası. Abdullah. Evet. Bu Kureyzalı kardeşimize hasmının veremediğini ver. Yesrib Yahudileri demesin ki Evz ve Hacrep bölgeleri bizim bölgemizden daha güvenlidir. Allah'ın laneti yalancının üzerine olsun. Evet, Kabe Tanrısı adına Allah yalancı olanımıza lanetlerini yağdırsın. Lat adına yemin ediyorum ki Ebu Zeyd'in hatırı olmasa seni yakardım. Sana ve senin gibilere beddualar ederdim. Seni bu pazardan kovardım. Bizi kolay yutulabilecek lokma mı sanıyorsun? He? Acı duyuyorum. Beklediğimiz kurtarıcı geldiği zaman sizi öldüreceğiz. Ad kavmi gibi. Ne demek istedi? Beklenen kurtarıcı mı? Onların bir peygamberiymiş. Zamanının geldiğine inanıyorlar. Araplarla anlaşmazlıkları olduğu her an onunla tehdit ediyorlar. Onun sayesinde üstünlük sağlayacaklarına inanıyorlar. Allah göstermesin. Sen hepimizden daha iyi şiir bilirsin ey Ömer. Şairlerin en iyisi kim? Elhansa insanı şiirleriyle ağlatır. Şimdiye kadar hazindir, hazin kalacaktır. Hüznü bitmez, durmadan ağlar. Ömer! Nihayet seni buldum. Bir Kureyş gencinin nasıl savaşabileceğini göster ona. Hadi Ömer, atıl üstüne. Çok güzel Ömer, çok güzel.
işkinci ve savaşçısı ve süvarisi ve elçisi ve gerektiğinde dili bundan önce bizi yendiğiyle övülen varsa çıksın şimdi ortaya. Yoksa tutsun artık elini ve dilini. Kureyş'in yüce ilahı olduğu sürece Kureyş üstün olacaktır. Allah'ım ey İbrahim'in tanrısı, bu yüce evindir. Onu kirden arındır. İnsanların yaptığı zarardan. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. İyi akşamlar Varaka bin Nafal amca. Sen Ebu Talib'in oğlu değil misin? Adım Ali. Yemin ederim ki büyük bir şey olmuş ve sen bu vakitte gelmişsin. Peki Hatice benden ne istediğini söylemedi mi ki seni böyle bir vakitte göndermiş buraya? Hayır. Allah'ın adı yücedir. Eğer bana doğruyu söylediysen kardeşimin oğlu, bu Musa bin İmran'a nazil olan melek olmalı. Keşke kavmin de çıkacağın gün hayatta olabilsem. Senin getirdiğini daha önce kimse getirmemiştir. Hem de hiç kimse. Eğer geleceğin güne kavuşursam, yanında olacağım hem de bütün gücümle. Ey kardeşimin oğlu, amcaoğlunun yanında ol. Çünkü o göklerin ve yeryüzünün Rabbinin bize gönderdiği hak mesajıdır. Yemin olsun ki onu bütün bu köye değişmeyesin. Adaletle hükmeden bir büyük liderin hayatı. Hazreti Ömer. İslam tarihinin en büyük dizisi Hazreti Ömer, yarın ATV'de. Evkur, hayırlı Ramazanlar diler. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir, kum feendir. Ve rabbeke fekebbir. Ve thiyabeke fetahhir. Ve rüczze fehcur. ولا تمنن تستكثر صدق الله العظيم.